Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda sağlıklı yaşamakla ilgili konuşacağız. Çünkü ben konuğumla tanıştığımda böyle bir izlenim aldım kendisinden. Hem e, suyla ilgili biliyorsunuz yapılan egzersizler çok daha faydalı. Bunlarla ilgili bir girişimi var. Türkiye'de ilk kullanılan bir teknik. Hem de e, bu egzersizleri yaparken ihtiyacımız olan güç ve potansiyelimizi açığa çıkarmak olan ee, ürünlerle ilgili bir girişim var. Ürünler diyorum aslında ama kendisinden dinleyeceğiz açıklamaları. Aqua Joke Club kurucusu Gizem Çalışkan bizlerle hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi sağlıklı yaşamakla ilgili böyle tanımladım ben sizi. Evet. Çünkü bir anda egzersizler, bir anda beslenmeyle ilgili e, çalışmalar var bunları konuşacağız ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isterim sizden. Tabii ki. Davetiniz için teşekkürler öncelikle. 2011 yılında Ege Üniversitesi Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Sonrasında reklam yazarı olarak kariyerim başladı. medya, pazarlama, yazarlık bunlar devam ederken aslında sporcu kimliğimi devam ettirmek adına Aqua Jog Club'ı Ajansla birlikte paralel gidecek şekilde kurdum. Türkiye'ye getirmiş oldum bu sayede bu sporu. Daha sonra e, ajans tarafındaki iş yoğunluğu sebebiyle tabii ki ben bu birikimi kendi markama aktarmaya karar verdim. Ajans tarafını sonlandırdım. Aqua Jog Club'la birlikte aslında hem reklam tarafı hem de e, o spordaki yeni girişim birlikte birleşmiş oldu. Peki. Peki. Şimdi aqua jog ne demek? Club'da neler yapıyorsunuz? Biraz da onları dinlemek isterim. Tabii ki aqua jogging su içi koşu antrenmanı demek aslında. Suyun içinde karadaki koşuyu taklit eden yine dikey pozisyonda yaptığımız bir antrenman. Yürüme ve koşu üzerine kurulu bir sistem bu. Bununla birlikte birçok farklı egzersiz de antrenman sırasında kombinasyonlu devam ediyor. Ama direkt karşılığı su içi koşu. Peki e, hemen soracağım şimdi karada koşmak varken neden suda koşalım? <gülüyor> <gülüyor> şimdi hem karada koşup hem suda da koşabilirsiniz ama karada koşması sakıncalı e, sağlık sorunları sebebiyle e, çok fazla kişi var. Kara koşusu yaparken aynı zamanda burada e, oluşan stresi azaltmanız ve iyileşme antrenmanları da yapmanız gerekiyor. En temel fark burada tabii ki alan, yer çekimi karada sürekli olarak bir yer çekimi artı koşarken darbeye maruz kalıyoruz. Özellikle de dizler. Su içinde ise yer çekimi yok. Su vücut ağırlığınızı destekliyor ve darbe yok. Yani hiçbir hasar almadan bütün eklemleriniz ve kas gruplarınız aynı anda aktif çalışıyor. E, bu şu demek aslında eğer bir sağlık sorununuz varsa dizlerde menisküs olabilir, bel fıtığı olabilir, çok yüksek bir kiloda olabilirsiniz ve vücut ağırlığı size engel oluyor olabilir. Bu durumda su size aslında hareketsiz hayattan çıkmanız için bir yeni bir alternatif sunmuş oluyor. Onun dışında profesyonel sporcular da antrenmanları yapıyor. NBA basketbolcuları, yurt dışında tenis, futbolcular, çapraz antrenman olarak bunu kesinlikle hayatlarına sokmuş durumdalar. Sebebi de kondisyon performanslarına olan etkisi ve o recovery dediğimiz iyileşme antrenmanlarını suda rahatlıkla yapabiliyor olmamız. Peki ben şimdi siz anlatırken şunu anladım biraz dışarıda da aynı belki performans ama burada daha az yorularak daha az fiziksel zararlar görerek daha fazla gelişimi destekliyor gibi geldi bana. Size Yorulma anlatırken. kısmı sadece biraz farklı. Evet Evet gelişim kısmı evet su su havaya göre 12 kat daha yoğun daha dirençli bir ortamda koşmaya çalışıyorsunuz. Bu sebeple nabzınız çok daha hızlı yükseliyor ama yine suyun etkisiyle nabzınızı ve nefes kontrolünü sudaki nefesi devreye sokarak nabzınızı çok hızlı bir şekilde düşürebiliyoruz. E, yoruluyorsunuz. Çok daha eforlu e, maraton koşucuları geliyor mesela. Kilometrelerce koşuyor ama suya geldiğinde 50 metrede nefes nefese kalıyor ve diyor ki benim kondisyonum nerede? Çünkü çok farklı bir ortam. Fakat güzel tarafı birkaç antrenman sonra artık ciğer kapasiteniz gelişmeye başlıyor. Kondisyonunuz artıyor. Teknik de zaten paralelinde geliştiği için çok daha iyi bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ama biraz daha yorucu. Yorucu. Peki şimdi hemen şu da önemli. Belki bu performansı göstermek isteyen, suda çalışmak isteyen ama bir türlü yüzme korkusu olup yüzmeyi bilmeyip sudan korkan insanlar da olabilir. Evet. Mesela böyle durumlarda neler yapıyorsunuz ya da engel oluyor mu? Su korkusu, yani eğer suya girebiliyorsanız bizim için yeterli teknik olarak yüzme bilmek gerekmiyor. E, yüzme tekniğinden farklı bir teknik. Aynı zamanda yüzme tekniklerinizi destekleyen de bir antrenman. E, bunun dışında eğer bir su korkusu varsa bizim kulüpte yüzme derslerimiz, teknik yüzme derslerimiz de var. Öncelikle bu sorunu çözüyoruz. Sonrasında antrenmanlara devam ediyoruz. E, ama tamamen aslında sizin farkında olmadan suyla olan ilişkinizi çok iyi bir yönde geliştirip yüzmeyle olan sorunlarınızın temel sorunları da aslında çözmenizi sağlıyor. Evet. Peki, çocuklar için ayrı çalışmalar yapıyor musunuz? Mesela çocuklar katılabiliyor mu? Evet. aslında güzel olan tarafı şu, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir antrenman. Kişinin yaşına, sağlık durumuna, kondisyon seviyesine göre çünkü bunu programlıyoruz. Çocuklardaysa aslında çok daha bizim için önemli bir noktaya geliyor. Çünkü tam gelişme döneminde omurga ve kas sistemi gelişirken bunu doğru bir şekilde desteklemek adına Aqua Jogger Junior programları yarattık biz yetişkinlerden ayrı olarak. Hem temel yüzme teknikleri var içinde hem koşular var. Daha keyifli suda eğlenerek antrenman yapıyorlar. Bunu yaparken de kas gelişimlerini doğru bir şekilde desteklemiş oluyoruz. Tamamen çocuklara özel bir program. Harika. Peki, şimdi girişte bahsettim. Sağlıklı yaşam tabii ki böyle egzersizler yapınca biraz artık beslenme çok değerli bir konuma düşmeye başladı hayatımızda. Kesinlikle. Çünkü yediğimiz hiçbir şeyden tam anlamıyla gerekli mineralleri, vitaminleri alamıyoruz. Spor yaparken de tabii ki egzersizler yaparken mutlaka bir takviyeler almak gerekiyor ama tabii bunlar da çok önemli, çok bilinçli olmak lazım. Sizin bununla da ilgili bir girişiminiz var. E, onu da bir dinlemek isterim sizden. Ham Kovan, evet, değil mi? Evet. Markanızın ismi. O da aslında yine tamamen e, hayatımın içinde var olan bir şeyi başka bir noktaya taşıma fikriydi. E, arı ürünleri, bal, polen, propolis bizim tamamen e, dört kuşaktır ailede olan yapılan bir meslek. Bunu e, hem ben çocukluğumdan beri ailenin bu işin içinde olmasından dolayı tükettiğim ve birebir etkilerini bildiğim için spora olan performansa etkisi... Bunun dışında bağışıklık sistemine olan etkisi, antrenman öncesi tükettiğimdeki yaptığım antrenmanla tüketmeden yaptığım antrenmandaki farklar derken bir de hayatımıza pandemi gibi bir süreç girdi. O süreçte aslında üzerine daha çok çalışma fırsatım olmuştu. Ve bizim gelen Aqua Jogger diyoruz biz kulüpte gelen üyelerimize. Aqua Jogger'lar tüketip performans ölçümlerini de bu şekilde yapabildiğimiz noktada Dedim ki bu ikisini birleştirelim biz çünkü çok kıymetli. İkisi de hem doğal doğada olan bize hizmet eden e, ihtiyacımız olan şeyler ve aynı çatı altında aslında çok ilgisiz gibi görünse bile biri spor biri gıda ayrı ayrı e, birleşmiş oldu. E, o da tamamen doğal katkısız ürünler bizim üyelerimiz e, zaten düzenli bir şekilde tüketiyor onun dışında e ticaret olarak devam ediyor şu anda. Harika. Gerçekten de ama spor yaparken dikkatli beslenebilmek de o egzersizlerin, sporun maksimum verimliliğini sağlıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ve polen mesela e, tam gıda olarak geçen dünyadaki tek gıda. Yani burada e, polende ihtiyacımız olan protein desteğini alıyoruz. Baldan doğal sağlıklı karbonhidrat ihtiyacımızı alıyoruz. E, bize ihtiyacımız olan o enerjiyi vermiş oluyor. Bununla birlikte tabii ki... Aslında çoğumuzun bildiği saymakla bitmeyen faydaları var. Ama doğru ürünü tüketmek. O yüzden de hani ben birebir e, üretimi kendimiz yaptığımız için çok rahatlıkla tavsiye edebileceğim, e, zaten halihazırda tükettiğim bir şeyi niye daha fazla bir e, geniş yaymayalım, e, sunmayalım fikriyle çıkıp böyle bir e, yeni bir girişim oluşmuş oldu. Harika. Mesela ne özellikleri var? Ee, orada bal ve baldan yapılan ürünlerin mesela diğer ürünlerden farkları var mı Şimdi İçerik bizim, olarak? Evet, ham kovandaki balların prolin değeri çok yüksek. Standartta e, bal tebliğine göre 300 miligram kilogramda 300 seyer değeri prolinin iyi baldır olarak geçiyor. Fakat bizde en az 1000 prolin değerinde ballar. Prolin de balın içindeki amino asitlerden biri ve en değerli parametre insan yoluyla glikoz gibi içine dahil edilemez balın e, analizlerde çıkar sadece ve ne kadar yüksekse şunu söyleyebiliriz. Evet bu bal gerçek bal saf bal e, kesinlikle bir işlem görmemiş zaten ham bal olarak sunuyoruz. Bu anlamda çok değerli. Onun dışında artı bir kendi ürettiğimiz tamamen arı ürünlerinden oluşan özel bir ürün var. E, bu da tamamen aslında bağışıklık kalkanı olarak biz onu konumlandırdık. Sabahları aç karnına tükettiğinizde günlük ihtiyacınızı, besin ihtiyacınızı da karşılıyorsunuz. Geç kahvaltı yapıyorsanız o arayı iyi dengelemiş oluyorsunuz. Ve bir aylık bir kullanım sonunda aslında bizim %90 oranında aldığımız geri bildirimlerde artık hasta olmuyorum. Bu çok değerli bir şey. Evet. Özellikle bu devirde herkesin bağışıklığı çökmüş durumda. Evet. Hem yani işte aşılanmak, maskeyle gezmek, o nefesi alamamak gibi bir sürü tabii burada parametreler var ama uzmanlar daha iyi bilir. Mutlaka mı bağışıklık sistemini korumak lazım? Herkes kullanabiliyor mu bu ürünleri? Yani şu grup kullanamaz, işte şu kişiler kullanmasın, işte diyabetle hı hı. ilgili sıkıntı olan kullanmasın gibi durumlar var mı? Şimdi zaten bir yaş sınırı var e, bu arı ürünlerinde ya da işte alerjen olabilir kişilerde alerjik bir durum varsa ama bu tespit edilmişse eğer arı ürünlerine bala, poleni alerjisi varsa tabii ki tüketmemeli. E, onun dışında eğer bir diyabet durumu varsa orada diyabet şeker hastaları tüketebiliyor fakat çok dikkatli tercih etmesi lazım doktorunun önerisi çok önemli ve e, içinde kesinlikle bir glikoz, ee, ekstra dışarıdan ilave şeker olmamalı. O yüzden onların hep böyle doğal üreticileri bulup gerçek balı tüketiyor olmaları lazım. Ve tabii ki miktarları önemli. Önemli. Onu da e, doktorları, takip eden Aynen doktorları da öğrenebilirler. Ama ham kovan bu ihtiyacı karşılıyor. Kesinlikle. Diyebiliyoruz. Evet. Harika. Peki. Şimdi tabii bir de hem joggerları hem üyeleri hem müşterileri takip etmek özellikle sporda çok önemli bir şeydir egzersizde takip, gelişmeler. Bunlarla ilgili de sanırım bir yazılım geliştirdiniz. Evet. Ondan bahsedelim mi? <laughs> çok evet o da aslında hayatımızda yeni ama ihtiyaçlarla doğmuş olması gereken bir durumdu. Şimdi sporda evet beslenme, antrenman takip ediyoruz ama bir yere kadar... Ee, en önemli şey burada değer, data. Siz ne yapıyorsunuz? Performans olarak nasıl bir gelişim gösteriyorsunuz? Bunun yönetimsel kısmı ayrı, yönetimsel tarafı da var yazılımın içinde. İşletmenin bütün yönetimini e, çok rahatlıkla yapabildiği. Ama son kullanıcıya, yani siz üye olarak geldiğinizde bütün e, üyelik detaylarınızı görebildiğiniz ve performans analizi yapabildiğiniz bir uygulama. Performanslarınızın tamamı Antrenman sonunda kaydoluyor oluyor ve siz bunların karşılaştırmalarını yapıyorsunuz. E aslında burada önemli olan bir de tabii ki sudaki antrenman karadakilere göre farkı nedir. Bunu daha iyi ortaya koymamızı sağlıyor. Nabız aralıklarını görüyoruz. E, i̇lk başladığınızdan şu ana kadar olan süreçte neler gerçekleşmiş, kaç kalori yaktınız, nabız aralığı nasıl değişti. Bunların hepsini bize ölçümleme fırsatı veriyor. Bu anlamda çok değerli bir yazılım. Gelişmeye devam ediyor ve bu şekilde kullanımı da daha fazla kişiye, kişiye ulaştıracağız. Evet. Peki şimdi Aqua jogging'e geri dönersek, şimdi sanırım bu teknik Türkiye'de ilk defa sizinle başladı. Evet. Nerede yapıyorsunuz bunu? Farklı yerlerde mi yapıyorsunuz yoksa sabit bir yeriniz var mı? Sabit bir yerimiz var, Ataşehir'de şu anda. Hem Anadolu hem Avrupa yakası vardı. Avrupa yakasını biraz durdurduk şu an için. Şu anda Anadolu yakasında Ataşehir'de devam ediyor. Onun dışında şehirde tabii ki şubelerimiz artacak planda. Böyle bir iş planı var hem diğer illerde hem İstanbul içinde. Bunun dışında il dışında özel yaptığımız kamplar var. Bir aqua jogger break organizasyonu. Bu noktada hem İstanbul'daki üyelerimiz katılım sağlayabiliyor. Hem diğer illerden gelmek isteyip gelemeyenler gelebiliyor. Bir haftalık yoğun ekstra günde 3 antrenman yaptığımız <laughs> e, ve beslenme desteğiyle bir arada götürdüğümüz bir e, format. Denizde yapılabiliyor mu çok Evet yapılıyor. Yapılıyor. Ve... <laughs> Var mı öyle çalışmalar yapıyor musunuz? Özellikle kamplarda yaz sezonunda tabii ki deniz kenarı tercih ediyoruz ve antrenmanların bir kısmını denizde gerçekleştiriyoruz. Çok daha yorucu bir e, antrenman oluyor katılımcılar için denizin hem yani daha hacimli bir yerdeyiz, akıntı var. Daha kontrol etmeniz gerekiyor kendinizi. O kaslarınızı daha bilinçli harekete geçirmeniz gerekiyor. O yüzden çok daha yorucu ama keyifli. Peki belli bir dönem sizle birlikte olduktan sonra mesela kendi havuzumda çalışabiliyor muyum? Çalışabiliyorsunuz. Yine performansımız çok... takip edebilirsiniz sanırım değil mi? Ee, şöyle aslında sizin orada üyeliklerde rezervasyon sistemiyle bunu yapıyoruz. Yani sizin burada bir kaydınız olması lazım. Tabii ki takip edebiliriz. Yani bu Hı -hı. engel bir durum değil. Performans takibi için. E, bisiklete binmek gibi düşünün bunu. Bir kere öğrendiğinizde artık sudaki o yürüme ve koşu tekniğini zaten e, benim için en güzel tarafı da bu. E, başlayan herkes tatile gittiğinde denizde diyor ki ya yüzmeyi yüzmeyi unutmak tabii ki iyi bir tarafı değil ama yüzmüyorum, koşmaya başlıyorum ve bunu uygulamaya devam ediyorsunuz. E orada yine şöyle bir noktaya geliyoruz. Bireysel motivasyonunuzu iyi bir şekilde sağlayabiliyorsanız eğer öğrendiklerinizi kendi havuzunuzda yapmanız mükemmel. Ama biz çoğunlukla şununla karşılaşıyoruz. Burada yaptığım performansı ben kendi kendime sağlayamıyorum ya da bir gün gidiyorum, ikinci gün gitmiyorum deyip tekrar bizimle çalışmaya dönüyorlar. E ama güzel olan tarafı öğreniyorsunuz ve sizinle kalıyor. Peki şimdi buradaki koşmadan kasıtı ben çok merak ettim. Şimdi mesela örnek veriyorum karada herhalde bir 30 kilometre hızda falan koşabilir bir insan ya da 40 diye düşünüyorum ama havuzda mesela bu çok mu yavaş şekilde koşma oluyor? Yani hareketlerden dolayı mı koşma diyoruz bunu? yoksa bildiğimiz koşuyor muyuz? Koşuyoruz. Koşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama şey değil tabii 12 kat yoğun bir ortam olduğundan evet. bahsetmiştim. Ciddi bir direnç var. O yüzden... İşte aynı anda karada biri yanınızda başlasın, siz de suda başlayın. Siz tabii ki çok geride kalacaksınız evet. ama yarım saat bu devam etsin ve yarım saatlik data'ya baktığımızda karadaki yarım saatlik koşu sudaki 10 dakika demek. Yani siz suda 10 dakika koştuğunuzda karada yarım saat koştuğunuz performansı sergilemiş oluyorsunuz. Çok iyi. Bu da tamamen yine o direnç. Suyun yoğunluğu ve oraya karşı hareket etmenizden kaynaklanıyor. Ee, çok keyifli olduğunu düşünüyorum. <laughs> Bekliyoruz sizi i̇nşallah, de. <laughs> i̇nşallah. Çok da severim ben de yüzmeyi. Ben de çok suda vakit geçirmeyi de severim hareket etmeyi. Çünkü gerçekten bütün kas gruplarını çalıştırıyor su. Ve Kesinlikle. rahat antrenmanlar yapmanızı sağlıyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Peki var mı son olarak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey? Son olarak... Ee, aqua Jogging ile ilgili zaten hani siz de toparladınız ama gerçekten herkesin imkanı olan herkesin biz tabii ki her yere yetişemeyiz ama e, takip edebilirler videolardan öğrenebilirler bazı orada tekniklerle ilgili çünkü anlatımlarım da var benim. Uygulamaya çalışıp farkı görmeleri tabii ki e, büyük bir kazanım olur bizim için ve mutlu oluruz eğer herkes uygulamaya başlar, denerse. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için ederim. Çok keyifliydi. başarılar dilerim. Benim için de öyleydi. Sağ ol. Teşekkürler. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten egzersiz çok artık hayatımızda olması gereken, bağışıklığımız sürekli yüksek kalması gereken bir durumda. O yüzden mutlaka egzersizlerimizi yapıyoruz. Bağışıklığımıza çok dikkat ediyoruz ki önümüzdeki dönemde çok daha ihtiyacımız olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.